Asbank Eko Finansı sunar. Eko Finansa karşınızda haftanın ilk işlem gününde piyasalardaki son durumu ve ekonomideki son gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Önce piyasalar. Kurlara göz atalım. Dolar TL haftanın ilk işlem gününde sabah saatlerinde 18.90'dan Euro TL 20.13'ten Sterlin TL 22.75'ten işlem görüyor. Euro dolar paritesi ise 1.06 seviyesinde seyrediyor. Borsa ile devam edelim. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0.61'lik yükselişle 5.244 puandan başladı. B BIST 100 endeksi şu sıralarda ise 5.295 puan seviyesinde bulunuyor. Kripto paralara baktığımızda ise Bitcoin'in 22.415 dolardan, Ethereum'un ise 1.564 dolardan satıldığını görüyoruz. Altınla devam edelim. Gram altın bu sabah 1127 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın 1845 TL'den Cumhuriyet altında 7592 TL'den satılıyor. Altın ons fiyatına baktığımızda ise 1854 dolar seviyesini görüyoruz. Gümüşün ons fiyatı 21.20 dolarda ve petrol Brent petrolünün uluslararası piyasadaki varil fiyatı haftanın ilk işlem gününde sabah saatlerinde 85 dolar seviyelerinde seyrediyor. Piyasalardaki son durum öyleydi. Eko devam ediyor. Küresel piyasalar Amerika Birleşik Devletleri'nde para politikasına ilişkin önemli gelişmelerin takip edileceği haftaya temkinli başladı. Dünya genelinde enflasyon endişesi varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürürken önemli merkez bankalarının söz konusu risklere nasıl cevap vereceğine yönelik belirsizlikler fiyatlamaları zorlaştırıyor. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Başkanı Jeremy Powell'ın yarın ve çarşamba günü senatoda yapacağı açıklamalar yatırımcıların odağına yerleşti analistler 22 Mart'taki toplantıda 50 bas puanlık faiz artışının %25 ihtimalle olasılık dahilinde olduğunu kaydederek Powell'ın açıklamalarında konuya ilişkin ipuçları aranacağını ifade etti. Avrupa tarafında ise para piyasalarındaki fiyatlamalar yakından takip edilmeye devam edilirken Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın cumartesi günü verdiği deme sonrası risk iştahının sınırlı da olsa arttığı görülüyor. Analistler bugün Türkiye'de reel efektif döviz kuru, Euro bölgesinde perakente satışlar ve Amerika Birleşik Devletleri'nde fabrika siparişleri verilerinin takip edileceğine dikkat çekiyor. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, bankanın 16 Mart'ta gerçekleştireceği faiz toplantısında 50 bas puanlık bir faiz artışı yapmaya hazırlandığını duyurdu. Lagarde, faizleri 50 bas puan artırmamız çok yüksek bir ihtimal. Bu son para politikası toplantımızda işaret ettiğimiz bir karardı ve son günlerde gördüğümüz tüm rakamlar bu boyutta bir faiz artırımının çok çok yüksek bir olasılık olduğunu teyit ettiği ifadelerini kullandı. Faizlerin hangi seviyeye kadar yükseleceğini söyledi. MM diyen Lagarde şu anda olduklarından daha yüksek olacaklarını zafer ilan edemeyeceğimiz için daha yapacak işimiz olduğunu söyleyebilirim. İlerleme kaydediyoruz ama hala yapacak işimiz var diye konuştu. Gerçekleşmesi halinde 50 baz puanlık bu adımla Avrupa Merkez Bankası'nın Temmuz ayından bu yana gerçekleştirdiği faiz artışlarının toplam büyüklüğü 350 baz puana ulaşacak. Güney Kore'de 2023 yılının ilk ayında beklentilerin üzerinde artan enflasyon ikinci ayında artış hızını kesti. Güney Kore İstatistik Bürosu tarafından yapılan açıklamaya göre Şubat ayında tüketici fiyatları geçen yılın aynı ayına göre %4,8 artış gösterdi. Enflasyon seviyesi hala Güney Kore Merkez Bankası hedefi olan %2'nin çok üzerinde bulunuyor. Güney Kore Merkez Bankası enflasyonla mücadele için 2021 yılı Ağustos ayında başlattığı artırım sürecinde faizi toplam 325 baz puan yukarı çekti. Güney Kore Merkez Bankası geçen ayki toplantısında faiz artırım sürecine ara vermişti. Sayın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yıllık gıda enflasyonu Şubat ayında %88,35'e çıkarak yıllık enflasyonun üzerinde kalmaya devam etti yıllık gıda enflasyonu genel enflasyonun üzerinde seyretmeye devam ediyor. Şubat ayında yıllık enflasyon %84,88 çıkarken gıda enflasyonu %88,35'e yükseldi. Gıda fiyatlarında sadece bir ayda %7,88'lik artış yaşandı. İstatistik kurumu verilerine göre temel gıda maddelerinden ekmeğin fiyatı bir yılda %78,06 oranında zamlandı. Resmi veriler yine temel gıdalardan süt fiyatının Şubat ayında %5,06, yıllık bazda ise %98,74 arttığını işaret ediyor. Helimin fiyatı Şubat'ta %6,61, yoğurdun fiyatı ise %5,50 yükseldi. Böylece helim bir yılda %99,84, yoğurtsa %57,54 oranında daha pahalı oldu. Et fiyatlarında da artış sürüyor. Kuzu eti pirzolada aylık bazda %17,58, yıllık bazda %122,07, dana eti kıymada ise aylık %1,81, yıllık %170,11 oranında fiyat artışı yaşandı. Veriler tavuk fiyatını da yıllık %77,16 oranında artına işaret ediyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün gıda fiyat endeksinde ise gerileme trendi Şubat ayında da sürdü. Küresel gıda fiyatları 11 aydır aralıksız düşüyor. Birleşmiş Milletler BM Gıda ve Tarım Örgütü'nün FAO küresel gıda emtia fiyatlarının gösterge endeksi Şubat'ta Arder'de 11. ay geriledi. FAO gıda fiyat endeksi Şubat'ta aylık bazda %0,6'lık sınırlı bir düşüşle ortalama 129,8 puan oldu. Endeks yıllık bazda ise %8,1 geri çekildi. Tahıl fiyat endeksi aylık bazda %0,1 gerilerken geçen yılın aynı ayına göre %1,4 yukarıda seyretti. Uluslararası buğday fiyatları ardarda 3 ay düştükten sonra Şubat ayında %0,3 gibi sınırlı oranda arttı. Bitkisel yağ fiyat endeksi aylık bazda %3,2 düşerken 2021 yılının başından bu yana en düşük seviyeyi kaydetti. Süt ürünleri fiyat endeksi ise aylık bazda %2,7 gerilerken yıllık bazda %7,2 düştü. Et fiyat endeksi Aylık bazda sadece %0,1 gibi yataya yakın gerilerken yıllık bazda %1,7 geri çekildi. Şeker fiyat endeksi ise aylık bazda %6,9 artışla Şubat 2017'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Fed Başkanı Jeremy Powell'ın bu hafta Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nde yapacağı yarı yıl para politikası sunumu yayımlandı. Raporda Fed'in enflasyonun yol açtığı sorunlar konusunda son derece farkındalığı olduğu ve fiyat istikrarını sağlamak için daha fazla faiz artışının gerektiği ifade edildi. Fed Başkanı Powell'ın ABD Kongresi'nde yapacağı sunumu bankanın web sitesinde yayımlandı. Raporda bankanın yüksek enflasyonun yol açtığı sorunların farkında olduğu ve yetkililerin %2'lik enflasyon hedefine ulaşma konusunda kararlı oldukları belirtildi. Açıklamada para politikası duruşu yeterince kısıtlayıcı olana dek faiz artışlarının devam etmesi uygun olacak ifadesi yer aldı. Raporda ekonomik görünüme ilişkin olarak tüketici güveninin çok düşük seyretti enflasyonun hedefin çok üzerinde olduğu belirtildi. Rapora göre finansal istikrar endişeleri ılımlı olarak görülürken ekonomik görünümdeki zayıflık, yüksek faiz oranları ve yılın ikinci yarısına dair artan belirsizliklerle finansal kırgınlıklar ılımlı kalacak. Hisse senedi piyasalarında değerleme baskıları ılımlı biçimde artarken gayrimenkul fiyatları temel göstergelere kıyasla yüksek seyrediyor değerlendirmesi yapıldı. Başkan Powell yarın Senato Bankacılık komitesinde ve çarşamba günü temsilciler meclisi finansal hizmetler komitesinde sunum yapacak. Çin'den %5 büyüme hedefi geldiği Başbakan Li Qiang, Çin Ulusal Hak Kon Halk Kongresi'ne sunduğu bütçe taslağında bu yıl ülke ekonomisi için %5 civarında büyüme hedeflendiğini bildirirken, savunma harcamalarının %7,1 artacağını açıkladı. Çip üretimi ve diğer kilit sanayi sektörlerindeki üretime yapılacak özel finans desteğinin de 2 milyar dolara yaklaşacağı duyuruldu. Başbakan Li Keqiang, Pekin'de düzenlenen Çin Ulusal Halk Konseyi'nin yıllık genel kurulunda hükümetin çalışma raporunu ve bütçe taslağını meclise sundu. Başbakan Li, gayri safi ürtiç 2023'te 2023'te %5 civarında artmasının hedeflendiğini belirtti. Geçen yıl 12,6 milyon yeni istihdam oluşturulduğunu ifade eden Li, 2023'te kentlerde 12 milyon yeni istihdamı sağlayarak işsizliği %5,5 civarında tutmayı amaçladıklarını kaydetti. İhtiyatı para politikası sürdürme sözü veren Başbakanlı, enflasyon hedefini yüzde 3 olarak açıkladı. Bütçe açığının gayri safi yurt içi hasıla oranının 2023'te %3'ü açmamasını hedeflediklerini belirtenli büyümeyi teşvik için yerel hükümetlere 3,8 trilyon yen değerinde özel amaçlı tahvil çıkarma kotası tanınacağını duyurdu. Li, 2023'te savunma bütçesinin %7,2, dışişleri bütçesinin %12,2, kamu güvenliği harcamalarının %6,4 artacağını bildirdi. Sanayi ve teknoloji alanında çip üretimi ve diğer kilit Sanayi sektörlerindeki üretime desteği artıracaklarını vurgulayan Li, özel finansman desteklerinin %50 artırılarak 13,3 milyar yen'e yükseltileceğini kaydetti. Yeni yılda Çin ekonomisinin artan dış belirsizliklerle karşı karşıya olduğuna dikkati çeken Li, zayıf büyüme, yüksek enflasyon ve çevreleme siyasetinin yükselişini olumsuz küresel faktörler arasında saydı. Euro bölgesinde üretici fiyat endeksi enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle Ocak'ta yıllık bazda %15 yükseldi. Avrupa İstatistik Ofisi Eurostart, Avrupa Birliği AB ve Euro bölgesinin Ocak ayı üretici fiyat endeksi verilerini yayımladı. Buna göre AB'de üretici fiyat endeksi Ocak'ta bir önceki aya kıyasla %2,2 gerilerken 2022'nin Ocak ayına göre %16,4 arttı. Euro bölgesinde ise üretici fiyat endeksi Ocak'ta aylık bazda %2,8 düşerken yıllık bazda %15 artış kaydetti. Piyasa beklentileri üretici fiyat endeksinin aylık %0,3 düşeceği, yıllık bazda ise %17,7 artacağı yönündeydi. Son verilerde Euro bölgesinde yıllık üretici fiyat endeksi beklentilerin altında gerçekleşti. Söz konusu dönemde Euro bölgesinde yıllık bazda üretici fiyatları en enerji sektöründe %20,05 artış gösterdi. AB ülkeleri arasında üretici fiyat endeksi Ocak'ta yıllık bazda en fazla %64,6 ile Macaristan'da, %38,8 ile Tonya'da ve %34,5 ile Slovakya'da yükseldi. Yıllık üretici fiyat endeksi artışı Almanya'da %18,3 ve Fransa'da %17,9 olarak belirlendi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres dünyanın zengin ülkelerinin yoksul ülkeleri açgözlü faiz oranları ve yüksek akaryakıt fiyatlarıyla boğmasını kınadı. Doha'nın ev sahipliği de Birleşmiş Milletler en az gelişmiş ülkeler 5. konferansında konuşan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, zengin ülkelerin ekonomilerini güçlendirme, sağlık ve eğitimi iyileştirme çabalarını engelleyen kısır döngülere saplanıp kalanlara yardım etmek için yılda 500 milyar dolar sağlaması gerektiğini söyledi. Guterres, yoksul ülkelere hitaben yaptığı konuşmada sizler likiditeden mahrum mahrum kalırken birçoğunuz aç gözlü faiz oranları nedeniyle sermaye piyasalarına erişimden mahrum kaldınız dedi. Dünyanın en az gelişmiş ülkeleri arasında sınıflandırılan 46 ülkenin sorunlarının ele alındığı konferans genellikle 10 yılda bir yapılıyor. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle 2021'den bu yana iki kez ertelendi. Dünyanın en fakir iki ülkelerinden olan Myanmar ve Afganistan'ın hükümetlerinin Birleşmiş Milletler tarafından tanınmaması nedeniyle Doha'da da temsil edilmiyor. Dünyanın önde gelen ekonomik güçlerinin liderlerinden hiçbiri de konferansa katılmadı. Ekofinans'ta karşınızda olduk. Az sonra 12 haberlerinde Ayşe Çağsoy gelişmelerle karşınızda olacak. Hoşçakalın.